Türkiye'de bulunan yüzü aşkın cezaevinde 27 Kasım'dan bu yana süreli dönüşümlü bir açlık grevi başlatıldı. Bu açlık grevlerinde temel amaç, temel talep işte Sayın Öcalan üzerinde uygulanan mutlak tecritin kaldırılması ve aynı zamanda artık bundan sonraki mahpuslardan talebi artık özgürlüğü, fiziki özgürlüğüne ilişkin birçok talepleri var. Mahpusların işte temel talepleri işte bu tecrit ve fiziki özgürlük konusundaki devletin somut adımları atılması. Bilindiği üzere İmralı'da yaklaşık 4,5 yıldır hiçbir avukat İmralı'da gidip ziyaret gerçekleştiremedi. Yaklaşık 3 yıla yakında ailesiyle hiçbir şekilde, yani telefonla da olsun hiçbir şekilde bir iletişim gerçekleştirilmedi. Tüm bu hususlara bakıldığı zaman mahpusların aslında talebi anayasa ve infaz kanununa göre talep edilen yasal bir talep. Yani bu talebe rağmen devlet, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı hiçbir şekilde bir somut bir adım atmamaktadır ve bu taleplerin karşılanması konusunda adeta üç maymunu oynamaktadır. Biz de bu aşamada süreli dönüşümlü olarak başlatılan, belki ilerleyen aşamalarda daha farklı evrelere dönüşmesi konusunda korkularımızın olduğu bu açlık grevlerinde İçişleri Bakanlığı'nın kendince bir inisiyatif alıp hatta diğer ilgili kurumlarında bu konuda gerekli mahpusların hem yaşam hakkı hem aynı zamanda sağlık hakkına konusundaki pozitif yükümlülüklerini yerine getirerek bu talep edilen, hukuki olan bu taleplerin karşılanması gerekiyor. Bu taleplerinin karşılanmaması halinde bu açlık grevlerini düzenli şekilde devam ettirecekleri, yani biraz önce de belirtmiştim, ilerleyen aşamalarda belki farklı evrelere de dönüşme ihtimalinin olduğu bu açlık grevlerinin yani tecrit kalkmadığı sürece her türlü somut adımı atacaklarını tarafımıza söylediler. Yani bu konuda, bu konunun buraya kadar gelmesine kadar, gelene kadar birçok hak ihlali ve şey yaşandı. Yani örneğin hastaneye gidişlerinden tutalım, hastaneye zamanında gidişlerinden tutalım, kitap alışverişlerini, koğuşlarının değiştirilmesi yönündeki taleplerini yahut akla gelebilecek, cezaevinde yaşanabilecek birçok olumsuzluğu yaşadı tutsaklar. Ancak en önemli etken tabii ki Öcalan üzerindeki tecrit oldu. Ondan onunla ilgili bir siyasi çözüm bulunamadığından dolayı konu buraya kadar geldi. Ama oyundan talepleri konusunda tabii kendilerinin bunu hiç sonuç alana kadar bırakmayacaklarını söylüyorlar ve kamuoyunun da buna destek vermesini talep ediyorlar. Bu hak ihlallerine ve tecride karşı bir siyasi çözüm geliştirilmediği sürece biz buna kararlı bir şekilde devam edecekleri yönünde bir iradeleri var ve moralleri de gayet yerinde. Herhangi bir, şu anda en azından gözlemleyebildiğimiz bir kötü ya da olumsuz bir tutum yok. Kamuoyunun gündemine gelmesi ve sorunların çözümü adına bir ses çıkarmak istiyor cezaevinde tutsaklar. Ve açlık grevleri konusunda bir iradeleri olduğu görülüyor. Anında taleplerinin kabul edilmesi yönündeki iradeleri diri, öyle söyleyebiliriz. Bu tür eylem ve etkinlikler ya da açlık grevleri, bu sorunların gündeme gelmesi, tartışılması için aslında bazen son çare olarak düşünülen şeyler. Ancak idarenin ve cezaevi yönetiminin genelde taleplere kulak tıkaması, baskıları giderek artırması ve maalesef çözüm süz bırakması bu tür şeylere yol açabiliyor. Bu anlamda tüm idarecileri sorun daha derinleşmeden soruna çözüm bulmak adına bu taleplere kulak vermesini diliyorlar, istiyorlar.